Merhaba değerli izleyicilerimiz. TV Siyaset ekranlarında bir söz sırası programında sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz Demokratik Değişim Hareketi kurucusu ve mevcut sözcüsü hukukçu Sayın Rubil Gökdemir. Rubil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kürşat Beyciğim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bütün seyircilerinize, izleyicilerinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hepsinin günleri, haftaları iyi geçsin inşallah. Teşekkür ederim. Güzel ve pozitif bir giriş oldu. Değişime buradan başladık diyorsunuz. Evet, Rubil Bey, Demokratik Değişim Hareketi isminden siyaset çağrıştırıyor. Ama siyasi bir hareket mi, sosyal bir hareket mi? Öncelikle bu hareketi, yani kurduğunuz hareketin anlamını, içeriğini izleyicilerinize aktarır mısınız? Çok teşekkür ederim Kürşat Beyciğim. Şimdi bizim memleketimizde şöyle bir atmosfer var, hava var. Eğer bir metnin içinde demokrasi, değişim, siyaset, hukuk filan gibi kavramlar geçiyorsa doğrudan insanların aklına hemen günlük siyaset geliyor. Oysa ki siyaset o ülkedeki siyasi ve fikri atmosferi, zeminin kurumsal anlamda bir yapılara dönüşmesinin adıdır. Yani siyasi parti olabilmesi için, siyaset olabilmesi için, siyaset kurumunun gerçek anlamda görevini, fonksiyonunu yerine getirebilmek için öncelikli olarak o ülkede bulunan fikri, entelektüel, sosyolojik zeminin oluşması lazım. Yani şöyle söyleyeyim, size buradan hemen bir başlangıç bir ufuk olsun diye söyleyeyim. %7'si şehirlerde yaşayan, %2'si gerçek anlamda %2 civarında okur yazar olan bir ülkede, bir sosyolojik yapıda demokrasi niye yoktur sormak gibi bir garabet demektir. Yani fikri ve siyasi anlamda, entelektüel anlamda bir irfan hareketi olmadan, bir düşünce hareketi olmadan siyasetin, günlük siyasetin üzerine oturacak zemin yok demektir. Biz bu anlamda günlük siyasetin dışında kalmak üzere siyasetin rasyonel bir zeminde yapılabilmesi için siyaset kurumuna fikri anlamda katkılarda bulunmak üzere entelektüellerden oluşan, okuryazarlardan oluşan, kendisini bu topluma karşı sorumluluk duygusu içinde hisseden arkadaşlarımızla oluşturduğumuz bir harekettir. Demokratik Değişim Hareketi. Evet. Maksadı da fikri planda, entelektüel planda, düşünce planında tartışmalar açmak ve isteyen herkesin istifadesine mütevazi ölçülerde katkılarımız olarak sunabilmektir. Evet. Demokratik Değişim Hareketi budur. Bu soruyu sormanızdan da memnunum. Malum her türlü fikri, entelektüel hareketin illa da siyasi parti olması gerekiyor gibi bir kanaatle bu soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Veya mevcut statülerini, sandalyelerini, koltuklarını, konumlarını içinde, konumlarında rahat olmayanlar, endişe sahibi olanlar bu soruları soruyorlar. Dolayısıyla diyorum ki hiç kimse sandalyesinden, koltuğundan, masasından, konumundan, statüsünden endişe etmesin. Biz zaten bu mevcut kurgu içinde, adına da yanaşma düzeni diyorum, bu yanaşma düzeninin siyasi kurgusu içinde siyasi, günlük siyaset yapan bir parti olmayı asla ve kata istemeyiz. Evet. Peki bu değişim hareketini miladı nedir? Ne zaman başlamıştır? Bu aslında bir günlük şeye, aktüel siyasette de alakalı bir tarafı vardır. Bu Demokratik Değişim Hareketi 2017 yılında kuruldu derken aslında ortaya çıkma sebebi esas itibariyle Türk milliyetçileri, Türk aydınlarının sancılı bir dönemini ifade eden Merve'deki kongre, kurultay sürecinde ortaya çıktı. Ancak araya bir 15 Temmuz belası
alçakça kalkışması girince 2017 Haziran'ına kadar insanlar üzerindeki ölü toprağını atıp korkularından sıyrıldıktan sonra bir araya gelmemiz 25 Haziran 2017 miladı olur. Ama bu hareketi de bu hareketin de doğmasına sebep olan o günlerin siyasi atmosferidir, onu da kabul etmemiz lazım. Peki ana ya da temel gerekçe diyebileceğimiz bir gerekçe var mı? Ya şu oldu, biz karar verdik şeklinde. Kesinlikle çok bunu tahmin edene sorduğumuz bilmiyorum ama bunun gerçekten çok önemli bir gerekçesi var. Şimdi Türkiye'de siyaset asla ve kata geniş halk kitlelerinin katılımıyla çeşitli sosyal kesimlerin taleplerine dayalı olarak rasyonel isteklerini, menfaatlerini korumak üzere yapılan bir faaliyet değildir. Daha çok bürokratik bir alandır siyaset. Biz gerekçe olmak üzere bu tarihlere denk gelmesinin sebebi şuydu. O tarihte bir kurultay süreci yaşandığı için insanların bir arayışı vardı ve dolayısıyla da yavaş yavaş yeni bir siyasi yapılanmanın, kurumsal anlamda yapılanmanın da olması gerektiği tartışılıyor. Biz o süreçte siyasetin sosyolojik zemininin bulunması gerektiği, arkasında bir fikri altyapının bulunması gerektiği, zamanı yeni okuyacak, zamanın ruhunu yeniden okuyacak şekilde artık siyasetin kitleselleşmesi, sokaklarda, kahvelerde, iş yerlerinde, sivil toplum örgütlerinde buraların geniş katılımıyla kurulması, bir siyasal yapılanmanın ancak bu şekilde rasyonel bir zemine oturabileceği gerekçesini bunu kamuoyuyla paylaşabilmek, anlatabilmek için yaptık. Evet. Burada hemen bir parantez açıp bir cümle kullanayım. Nitekim o yılın sonunda da siyasi çağrışımlar yapmamak için parti ismi de vermiyorum. Yeni siyasal partiler, yapılar kurulunca biz bir anlamda geri planda durduk. Durmamızın sebebi de yani milletin bir şans olarak, yeni bir alternatif olarak değerlendirmek istediği bir yeni siyasi yapı ortaya çıkarken bu tartışmaların biraz nifak, fitne, ayrımcılık, tesanüdü, dayanışmayı bozucu sayılmaması için, öyle bir algıya yol açmamak için grubumuzun içinde kalarak fikri anlamda paylaşımlarda bulunduk. Ancak herkes denenmesi gereken, sınanması gereken seçenekler anlamında, alternatifler anlamında kimin ne yapması gerekiyorsa yeteri kadar zamanı herkes kullandı. Ondan sonra biz yine günlük siyaset yapmamak şartıyla, kaydıyla o gerçek anlamda Türkiye'nin yeni sosyolojisine dayalı bir siyaset zemininin fikri planda oluşturulması gerektiği kanaatiyle Kasım ayında tekrar faaliyetlerimize hız verdik. Yani 2019 yılının Kasım ayında. Şimdi Sayın Göktemir. Tam derdimi anlatabildim mi Kürşat Bey? Sayın Göktemir, şimdi ben tamamlayacağım. Siz dediniz ki o tecrübe sizde de var. Hani bilip de mi sordunuz diye, hissediyor musunuz diye. Evet, ben bilip de sordum. Ben de Cihan Partisi'ni kurarken 2014'te kurdum Cihan Partisi'ni. Cihan Partisi'ni kurmamızın bir gerekçesi vardı. Neydi? Bu 2014 seçimlerinden önce başlayıp da maalesef ben de MHP'de benzer sorunları yaşadım öncesinde. Aktif olarak parti içindeydi. Başlayıp seçimlere yaklaştıkça artan, Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi sürecinde kurumsallıktan uzaklaşılan, kişiselliğe dönen, kişisel hırsa, ihtirasa dönen olayların neticesinde evvela partiden koptuk biz. Birkaç arkadaşımla birlikte. Ardından da şu oldu, malumunuz üzere o seçimde Mansur Yavaş'a CHP ile birlikte olduğu için çok yanlış anlaşılmasın. Burada bir
siyasi eleştiri değil, bir durumu anlatıyorum, yaşadığım durumu. Mansur Yavaş'a bunu hangi parti yapsa, hangi kişi yapsa, kim yaparsa yapsa bu çelişkidir. Yani birbirine tutarlı olması lazım insanın. Mansur Yavaş'a seçimlerde CHP ile işbirliği yaptı diye üzerine gidip de Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile işbirliği yaptığı an zaten ipler koptu. Çünkü uymuyor. Hani o sen miydin, o sensen, bu kim? Bu sensen önceki, 3 ay önceki kimdi? Nitekim artık halka da anlatamıyorduk hiçbir şeyi. Ve en son Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismini duyunca film koptu bizde. Çünkü kimsenin bilmeyip tanımadığı, yani seçim kazanmak istiyorsan oyun bitmek için oynar. Getirip konuldu. O konulduğu gün artık biz dedik ki bu ülkede bir gerekçemiz vardı. Bu ülkede mecliste evet bir ismi milliyetçi olan bir parti var. Mecliste başka partiler de var ama bu ülkede milliyetçilerin sesi çıkmıyor. Milliyetçilerin sesini bir şekilde kısmışlar. Milliyetçilerin sesini duyuracak, çıkaracak, temsil edecek gerçek bir parti ihtiyaç var. Bu şekilde mesela yola çıkmıştık biz. Keza aynı şekilde dediniz ki aynı süreçleri hemen hemen yaşadık. 2014'te kurduk, 2016'da aktifleştirdik. Tam harekete geçeceğiz 15 Temmuz'da. Ardından birkaç partiyle görüştük biz. Yaklaşık 42 partiyle yazışma yaptık. 9 ile Ankara'da toplantı yaptık. Bir milli blok oluşturalım diye. O zaman ittifak olayı yok. O zaman daha referandum yok. Görüştüğümüz, toplantı yaptığımızın ertesi haftası fiili olan hukukiye dönüşmelidir diye garabet bir cümle kurduk. Çok yani hani bu cümlenin bir açıklaması yok, bir şeyi yok. Yani hukukta da bu olmaz. Sosyal devlet ilkesinde de olmaz. Fiilen bir suç işleniyorsa suç engellenir. Fiilen engellenen suç hukuka uydurulmaz. Hukukta yer alamaz ona. Tam ondan sonra dedik ki ülkenin gündemi bizden daha önemli bizim yapacağımız işlerde. İnsanların aklı karışık. Hadi referandumu atıralım. Referandumda biz yapılacakları yapalım. Çalışmamızı yapalım. Güzel çalışmalar yaptık. İsmimizi ön plana koymadan. Ondan referandum geçti, tamam dedik artık her şeyi. Hani hatırlarsanız 3 Kasım 2019'da seçim olacak denilmişti. Erken seçim yok denilmişti. İşte referandumla bu iş ortadan kalkacak denilmişti. 3 Kasım 2019'a hazırlık yapalım dedik. Pat diye bir erken seçim koydum ortaya. Derken aynı şekilde benzer bir süreçte biz de bugün evlere geldik. Şimdi burada şu yanlış anlaşılmasın. Demokratik Değişim Hareketi'nin yani anlattığınız kadarıyla çıkış amacını, çıkış şartlarını gayet iyi şu an benimsedim, içselleştirdim de diyebilirim. Aynı yerden aynı sorunlarla hareket etmişiz. Hatta birkaç isim biliyorum, hepsini bilmemekle birlikte. Onu da sorularım arasında önemli isimler de sizinle birlikte hareket ediyor, hareketine dahil diye. Ona geçmeden önce ama sormam gereken önemli bir husus var. Demokratik Değişim Hareketi bir platform mudur, bir dernek midir, vakıf mıdır? Bu konuda da izleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz? Kürşat Beyciğim, çok teşekkür ederim. Şimdi kendi tecrübelerini, kendi algılarını da seyircilerimle de benimle de paylaşmış oldum. Ama şöyle bir farkı ortaya koymam lazım. Siyasetin, günlük siyasetin veya kurumsal siyasetin kişilerle, olaylarla, konjöktürle bağlı olmak üzere mühendislik tarafı vardır. Yani burada kastettiğim şudur. O güne, o aya, o mevsime dair ortaya çıkan gelişmeler siyasetin mühendislik tarafıyla, siyasetin pratiğiyle ilgilidir. Açıkçası ben işin o tarafıyla çok ilgilenmiyorum. Hatta sizin anlattığınız bu siyasetin pratiğine, mühendisliğine dair savrulmaları da bu fikri plandaki ilkesel referansların sağlam tespit edilmemiş olmasından hareketle o savrulmaların yaşandığını ifade etmek lazım. Yani dolayısıyla mevcut siyasal yapılarda siyasal kurumların az önce çok kısa 2014'ten sonra yaptığımız özetlerdeki tutarsızlık, sizin algınıza göre tutarsızlık, başkasına göre değil belki. Bu gelgitlerin, savrulmaların sebebi daha çok bizim işaret etmeye çalıştığımız
ilkesel planda bilimsel ölçülerle rasyonel kriterlere göre istikametin çok iyi tayin edilmemesiyle alakalıdır. Ve ben bir şey daha söylemek istiyorum burada. Bizim bir çıkış, o size bir bildirge, bir taslak bildirge de gönderdim. Orada evet. Okuyunca göreceksiniz ki biz milliyetçiler olarak, Türk milliyetçileri olarak kendimizi 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının devlete, millete, bu topraklara aidiyetini önemsemenin zorunlu olması sebebiyle milliyetçilik kavramını, kimseyi suçlamıyorum, kabilecilikten, aşiretçilikten, kendi dar telakkilerimizin dışında değerlendiriyoruz. Ve ortaya çıkma sebeplerimizle, bunu fikri olarak da Türk tefekkür dünyasında tartışılmasını istememizin sebebi de şudur. Türk milliyetçilerinin oy potansiyelinden bahsetmiyorum ama meşruiyet potansiyeli kadar hiçbir siyasi grubun bu kadar geniş bir meşruiyet potansiyeli yoktur. Neyi kastediyorum? Kürşat Bey, bunu izleyicileriniz için, sizler için biraz daha açıklayıcı hale getirmem lazım. Öyle bir milliyetçilik telakkisiyle hepimizin bu topraklara bağlı, kendisini bu ülkeye, bu devlete, bu değerlere bağlı hisseden herkesin kendisini 83 milyondan sorumlu hissediyor olması lazım. 83 milyonun bugünüyle, yarınıyla, geleceğiyle kendisini sorumlu sayması lazım. Bu meşruiyet çizgisinin genişlemesinin ön şartı da budur. Biz bu ölçülerimizi ne kadar genişletirsek genişletelim, bu ölçülere sığmayacak bize göre siyasal İslamcılık, yani ümmet fikrinden hareket eden, milliyet kavramıyla barışık olmayan, hatta kendisini çok da bu millete ait hissetmeyen bir %5'lik siyasal İslamcılar var. Bir de etnik Kürtçülük diye bu ülkenin toprak bütünlüğüne, millet bütünlüğüne, devlet bütünlüğüne uymayacağım diye ısrarlı bir şekilde davranan bir siyasal Kürtçüler var. Onun dışında bizim bu topraklarda yaşayan insanımızın %90'ıyla siyasal meşruiyet, hukuki meşruiyet, demokratik meşruiyet, kültürel meşruiyet ve inanç meşruiyeti anlamında bir problemimiz olmaz. Dikkat edin, bizim bu kadar geniş bir potansiyel meşruiyet alanımız varken hiçbirimiz, siz de dahil, ben de dahil, Türk milliyetçileri kavramı olarak mecliste şu kadarla temsil ediliyoruz. Bizim partimiz şu kadar oy alıyor gibi kendimizi de milletimizin hak ettiği bu geniş potansiyeli de daraltacak ifadeler hiçbirimiz kullanamayız. Evet. Tam ne dediğimi anlatabiliyor muyum? Tabii ki anlıyorum. Yani bu biz kendimize milliyetçi dediğimiz an onu %10'la, %15'le, %20'yle veya 40-50 milletvekiliyle temsil eder konumda ve bütün aidiyetlerimizi oraya yoğunlaştırmış şekilde hissedemeyiz. Bizim daha kapsayıcı, daha kuşatıcı, daha ufuk tayin edici ve milliyetçiliği de, milliyetçilik fikriyatını da ileriye doğru bir yarışma, kalkınma, ülkenin, milletin, insanımızın daha müreffeh yaşayabilmesi gibi bir hedefin motivasyon kaynağı olarak değerlendirmek zorundayız. Milliyetçilik pozitif anlamda böyle bir motivasyon kaynağıdır gerçekten. Evet. Böyle bir heyecan kaynağıdır. Çocuklarınıza, gençlerinize, aynı topraklarda yaşadığınız insanlarınızın önüne bu tür rasyonel olan, bak hamasi demiyorum, rasyonel olan hedef koyarak bunların gerçekleşmesi için daha pozitif hiçbir hissiyatı bulamazsınız.
daha pozitif hiçbir heyecan kaynağını bulamazsınız. Evet. Daha pozitif hiçbir motivasyon kaynağına sahip olamazsınız. Milliyetçiliği, meşruiyeti hukukta, demokraside, millet iradesinde, evrensel hukuk ilkeleri içinde tariflenmiş bir milliyetçilik anlayışıyla 83 milyonun ülkesine, devletine, milletine aidiyetini artırma olarak hem tayin bu şekilde tarif etmek, hem bunu rasyonel bir zemine oturtarak asla ve kata Türk milliyetçilerinin ötekisi yaratmayacağı, ötekisi olmayacağı, kimseyi yabancılaştırmayacağı, hatta bugünlerde yapıldığı gibi kimseyi düşmanlaştırmayacağı bir vicdani sorumlulukları vardır. Milli sorumlulukları vardır, insani sorumlulukları vardır. Biz milliyetçiliği bu şekilde tarif ettiğimizde, Kürşat Rejim, Cihan Partisi'nin genel başkanısınız, Türk siyasetle de meşgul oluyorsunuz biliyorum. Biz milliyetçiliği böyle tarif ettiğimizde meşruiyet potansiyelimizin %90'a çıktığını hep birlikte göreceğiz. Bu meşruiyetin içine girmeyecek, yani biz istesek de girmeyecekler, milliyet fikrine düşman olan siyasal İslamcılar ve etnik ayrımcılık yapan Kürtçüler. Onun dışında %90'la biz anlaşırız. Anlaşabiliyor olmamız lazım. Onlara bir ufuk turu, bir vizyon, bir gelecek tasavvuru, bir gelecek heyecanını sunabiliyorsak, bunu oluşturabiliyorsak, 2014'te belediye seçimlerinde kimin nasıl bir çelişkiye düştüğü, 2016 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şahıslar, adaylar üzerinde nasıl bir tenakuz yaşandığı, 2017'de tekrar ne olduğu, 2018'de yeniden neler yaşandığımız gibi savrulmaların, evet, emin olun ki günlük siyasetin, siyaset mühendisliği işlerinin çelişkilerinden ibaret kaldığını ve bizim gündemimizin ancak %5'ini onunu işgal etmesi gerektiğini hep birlikte fark edeceğiz. Size katılıyorum bir ekle. Ben neden de anlattım onu da söyleyeyim. Ben bu grubu temsil ediyorum diyen kişilerin bu tutarsız davranışları o gruba mensup kişiler, yani örnek veriyorum, bu örnek üzerinden giderek milliyetçi kişileri savuruyor. Başka yönlerine parçalanmasına, bölünmesine, fırkalara ayrılmasına sebep oluyor. Yani temsil ediyorum demesin. Düşündün mü niye bunu yapıyorlar? Bir soru soruyorum. Düşündün mü bunu niye yapıyorlar? Çünkü ben onu tanımlıyorum. Şöyle söyleyeyim, hani siyasette de bunu kullanıyoruz biz. Direkt söyleyeyim, ben diyorum ki milliyetçiler ne başını kaldırsınlar, ne bir yerde çoğalsınlar, büyüsünler, ne de tam dağılsınlar. Çünkü biliyorlar ki tam dağılırsalar kendilerine bir odak noktası bulup başımıza dert olacaklar. Ama başlarında kaldırırsalar yine başımıza dert olacaklar. Sürünceme de gitsin bu milliyetçiler, hiç artmasınlar, eksilmesinler. Peki Kürşat Bey, ben burada lafınızın arasına gideyim, şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Siz bu kurgunun sadece milliyetçiler için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Vatanseverler olarak tanımlayabiliriz. Evet. Bu kurgunun sebebi o değil sadece. Sadece milliyetçiler. Türkiye'de bu bahsettiğim işte milliyetçilik, solculuk, İslamcılık, batıcılık, liberalizm filan gibi düşüncelerin sonuçta tarihi çok eski değil. 200 yıl. Hepsi 200 yıl. Yani ne kadar geriye gidersek gidelim 200 yıl. Çağdaş anlamda diyorum. Daha önceki Müslümanlığı veya millet kavramını filan gibi o tür kavramları karıştırmayalım. Son 200 yıl siyaset sınıfı, bak aktif siyasetin içindesin. Evet. Sonuç itibariyle sağdan sağ, soldan sağ, bütün partileri göz önünde bulundur. 55 milyon seçmenin bulunduğu bir ülkede toplam 50 bin kişi arasında oynanan bir tiyatro. Bak, 55 milyon seçmen, 83 milyon nüfusun, o diyeceksin ki ben 50 binin dışında insanlar da tanıyorum. Onlar oyunun aktörleri değiller.
Onlar oyunun en fazla seyircileridir. En fazla ileri gidecek figüranlardır. Bak sağıyla soluyla, milliyetçisiyle, solcusuyla, İslamcısıyla. Burada bir şeye dikkat çekmek için söylüyorum bunu. Sen düşünüyorsun ki milliyetçiler olarak bizi böyle böldüler, parçaladılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Solcular da benzer tartışmalar yapıyorlar. Veya değişik siyasal kesimler de bu tartışmaları yapıyorlar. Ben şunu söylüyorum, sistemin bütününe bakmaz. Ve hala benim hatırlatmalarıma rağmen milliyetçilerini şöyle böldüler, parçaladılar derken %10'luk, 20'lik parçanın bölünmesinden bahsediyoruz. Farkında mısın? Veya işte böyle bir potansiyelin parçalanmasından bahsediyoruz. Evet. Ben bunun adına yanaşma düzeni diyorum, Kürşat kardeşim. Yanaşma düzeni dediğim kurguda siyasal partilerin de bir rolü vardır. Siyasal partilerin rolü tek yegane motivasyon kaynakları siyaset yoluyla devleti ele geçirmek, kamu kaynaklarını dağıtma pozisyonunda bulunmaktan ibarettir. Bu olduğu için tek yani bir siyaset ilkelerle, düşüncelerle, fikirlerle, referanslarla yapılmadığı için fazilet mücadelesi değil. Siyasetin tek motivasyon kaynağı şu an için söylüyorum, devleti ve kamu kaynaklarını ele geçirmekten ibaret. Etrafına lütfen bak. Bu zaten bazen kamu kaynakları derken doğrudan hırsızlıktan bahsetmiyorum. Bazen hak edilmemiş statü elde etmektir. Çok doğru. Hiçbir gayrete, ehliyete, liyakate bağlı olmaksızın statüler, semboller elde etmektir. Bazen kamu kaynaklarını doğrudan yağmalamaktır. Bazen önemli insanlar sınıfında bulunmak motivasyonudur. Ama hiçbirisinin bu saydığım motivasyonun arkasında sağlam ilkeler, çok sağlam referanslar bulunmadığı için bunlar sonuç itibariyle yanaşma düzeninin siyasi motivasyon kaynaklarıdır. Peki bunu aşmanın yolu ne? Bunu aşmanın yolu şu. Siyasal partiler düzenimizin tek bir partiden oluştuğunu, adları farklı olan tabelalarında farklı isimler bulunan partilerin de bu tek partinin şubeleri olduğunu kaba bir benzetmeyle söylersem, siyasal yapılanma biçimimizin tek partiden oluştuğu, onun adı Yanaşma Düzeni Partisi'dir. O partinin tek motivasyon kaynağı vardır, şubeleri farklı bile olsa, devleti, kamu kaynaklarını ele geçirip ve o kamu kaynaklarını, o devleti bir daha bırakmamak için de hukuk dışı, demokrasi dışı her türlü imkanı kullanarak orada kalmaya çalışmaktır. Muhalefet partileri de bu anlamda sırasını bekleyen, bu statülere ulaşmak için sırasını bekleyen siyasi kitler durumundadır. Niye böyle? Çünkü geniş halk kitlelerinin, değişik kesimlerin, milletin siyasal katılım kanallarına ulaşması, oralarda bulunması, siyaseti hücrelerimize kadar hissedecek şekilde toplumun değişik kesimlerine ulaştıracak bir mekanizmaya sahip değiliz. En demokratız diyenler bile, demokrasi kavgasıyla ortaya çıkmış olanların bile 3-5 sene içinde nasıl hızlı bir şekilde statükonun esiri olduklarını, oligarşinin tünç kanununu kendi siyasal yapılarında bile nasıl inşa ettiklerini şaşırarak görürüz. Niye şaşırarak görürüz diyorum? Çünkü bu konuları kişilerin iyi niyet temennilerine veya niyetlerine bırakamayacağımız kadar kurumsal altyapıdan, kurallardan, demokratik sivil siyasetin ilkelerinden mahrum olmamız sebebi.
en demokratım diye parti kuranlar bile bir yıl içinde, iki yıl içinde oligarşinin Tunç Kanunu'nu yeniden inşa ediyorlar. Kendileri inşa ediyorlar. Ve böyle bir kör dövüşü yaşıyoruz. Cumhurbaşkanına demokrat olmamakla, hukuku çiğnemekle suçlayanlar kendi partilerinde %50 delege oyunu getirmezsen seçim yapmam diye kural yazıp kendi partililerinin önünü bile kapatıyor. Yani kendi partisinde hukuk uygulamayan, kendi partisinde demokrat olmayan devleti ele geçirdiğinde nasıl demokrat olur ki? Bunların sebebi de 172 maddelik siyasal partiler kanunu. O siyasal partiler kanunu tek bir parti kurumunu emrediyor. Kurgusu odur. Tek bir parti. Diğer kurulan partiler de onun şubeleridir. O sınırların dışına çıkamaz. Bizim faaliyetlerimizin arasında siyaset bilimci doçent Doktor Serhan Yücel kardeşim geçen hafta Salı günü konferansının konusu siyasal partiler düzenimizdi. Çıplak bir gerçeklikle anlattı ki dünyanın yüzünde 5 ülkede siyasal partiler kanunu vardır. Diğer ülkelerde siyasal partiler kanunu bile yoktur. Çünkü demokratik sivil siyaset gereği 172 maddelik bir siyasal partiler kanunu ihtiyacınız varsa partileri her yönüyle kuşatmak için bu kadar geniş maddeli bir kanuna ihtiyacınız var. Almanlar anayasalarına tek bir madde koymuşlar. Siyasal partiler için anayasanın içinde kalmak üzere serbestçe örgütlenirler. Sadece kullandıkları parasal kaynaklar denetime tabidir. Gerisini kendileri düzenlerler demiş. Kürşat Beyciğim ne dediğimi anlatabilir miyim? Ne dediğinizi anladım. Bir anekdot sunayım mı size bu konuyla ilgili? Tabii. Sizin de bilginiz olsun. Türkiye'de yurt dışında resmi olarak bir temsilcilik açmış ilk parti biziz. Benim bir anlamda ben idari hukukçuyum. Kurduktan sonra yurt dışı yapılanmalarına geçtik. İşte nasıl kuruluyor? Temsilcilik açacağız Almanya'da. Nasıl kuruluyor diye bilmiyoruz. Diğer partilerden tanıdıklarımıza sorduk. Biz de öyle bir şey yapmadık. Bir araştırdık ki hiçbir parti, bakın milli görüş tabanına sahip olan ki biliyorsunuz nasıl yapılandığını Avrupa'da. Milli Görüş tabanına sahip olan Saadet Partisi dahil, AK Parti dahil, MHP dahil hiçbiri yurt dışında resmi olarak bir temsilcilik açmamıştır. Nihayet biz dedik ki açalım bizim bir resmi olsun ne yapacağız? Oranın kanunlarını araştırdık. O sırada bu dediklerimize biz vakıf olduk. Az önce söylediğiniz maddelere ve buradan biz orada temsilcilik açtığımıza dair bir metin hazırladık, partiden çıkarttık. Tercüme bürosuna tercüme ettirdik, noterde onaylattık, gönderdik. Temsilciğimiz sadece ne yaptı biliyor musunuz? Bulunduğu eyaletin meclisine sundu. Ben burada yerini gösterdi. Ben şurada siyasete, faaliyete başladım temsilciyim diye. Şimdi aynı şeyi biz Türkiye'de yapsak, oraya bildir, buradan hak al, şuradan defter al, buraya onaylat, şuraya onaylat derken yani dediğinizi biz fizik olarak da yaşadık. Almanya hususunda anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Şimdi bunu niye anlattım bunları? Çünkü sorumuzun içinde şöyle bir şey daha vardı. Demokratik değişim hareketi nedir? Dernek mi, vakıf mı, platform mu? Biz bu anlamda hiçbir bürokratik kuralın içinde kendimizi sınırlandırmak istemediğimiz için o cendereye girmiş olmamak için biz hür düşüncenin hür platformu olarak devam ediyoruz. Biz bir platformuz, bir hiyerarşimiz yok. Dikkat ederseniz siz sorduğunuzda ben dedim ki ben bu hareketin sadece sözcüsüyüm. Namık Kemal Zeybek dedi ki ya Rumül Bey biz seni ne zaman sözcü seçtik? Dedim seçmediniz zaten. Siz de sözcüsünüz abi dedi. Yani kim istiyorsa bu hareketin sözcüsüdür. Seçmedik tabii ki. Bir hiyerarşik yapılanmamız yok o anlamda. Hiyerarşinin de dikey hiyerarşinin de siyaseti, siyasetteki katılımcılığı, gönüllülüğü öldürdüğü fikrinde olan bir arkadaşımızın da. Yatay hiyerarşi iş bölümü için gereklidir. Bir
rasyonel organizasyon kabiliyeti için, ben zaten teşkilatçılıktan bunu anlarım, komitacılığı, entrikacılığı falan anlamam. Yüksek teşkilatçı kimdir diye bana sorulsa, elindeki beşeri ve tabii unsurları en rasyonel bir şekilde kurumsal anlamda değerlendirebilme faaliyetinin adı yüksek teşkilatçılıktır diyorum. Yani beşeri sermayeyi, tabii sermayeyi, elinizdeki imkanları, faktörleri en rasyonel şekilde değerlendirebiliyorsanız siz dünyanın en büyük teşkilatçısınız. Sizin komitacılığınız, entrikacılığınızı gidin başka yerde kullanın. Burada öyle bir şey olmaz diyor. Yatay hiyerarşi dediniz. Orayı anladık. Türk milleti lider seven, başı seven bir millettir. Bu yatay hiyerarşi hususunu halka anlatabilecek misiniz? Yani ya başınız bile yok, siz kimsiniz? Tepkisiyle karşılaşma ihtimaline karşı. Şöyle, Kürşat Beyciğim, siz bir partinin başındasınız. Siyasal partilerin, çağdaş demokrasilerde siyasal partilerin, siyasal hareketlerin 4 tane temel fonksiyonu vardır. Aynı siyasi düşünce etrafında bir araya gelen insanlar, bir araya gelmeleri sebebiyle sosyalleşme fonksiyonunu yerine getirirler. Birbirlerine sosyal ilişkiler kurmak üzere o fonksiyonu yerine getirirler. İki, belli amaçlar, belli fikirler, belli ilkelerle bir araya geldilerse, o savundukları ilkeleri birbirlerine naklederek veya o ilkeler dışında siyasal kültürlerini artıracak şekilde birbirlerini anlattıklarıyla siyasal eğitim fonksiyonunu yerine getirirler. Üçüncüsü, toplumda bireyken bir siyasi harekete katılarak ülkenin, derneğin, vakfın, sendikanın yönetimiyle alakalı bir şeyler yapıyorsak siyasal katılma fonksiyonunu da yerine getirmiş oluruz. Yani siyasal katılma aşamalarını yerine getirmiş oluruz. Dördüncü fonksiyonu vardır siyasal hareketlerin, sosyal hareketlerin. Siyasal devşirme. Siyasal devşirme fonksiyonu da şudur. Hiçbir hiyerarşiye baştan yer aldı, sonra geldi, önce gitti gibi veya falan sülaleye sahip veya filan fikrin mirasçısı veya falanın oğlu filanın kızı gibi kriterler olmaksızın siyasal devşirme dediğimiz fonksiyon o hareketin, o fikri, o yapının içindeki faaliyetlerin sonucu olarak bazı insanların bazı statülere devşirilmesi sürecidir. Bu 4 fonksiyon layıkı geçili işlerse çağdaş demokrasilerde siyasal partiler için olmazsa olmaz 4 şart budur. Bu bizde lidersiz olmaz, bizde tek adamlar lazımdır gibi bu efsanelerden de kurtulmuş olacağız. Doğrudur. 200 yıl önce, 300 yıl önce, 500 yıl önce, 1000 yıl önce Türklerde kurultayla seçilir ama o seçilenin otoritesini töre içinde kalmak şartıyla sarsmamak lazım. Evet. Doğru. Törenin yerine şimdi hukuku koymak zorundayız. Doğru. Kurultayın yerine de bugün demokratik usul ve esasları koymak zorundayız. Seçilen kişi de hukuk içinde, töre içinde kalmadıkça onu denetlemek, onu zorlamak, onu doğrultmak zorundayız. Yani Türklerin bizlerde şöyle bir hastalık var. Kurultay geleneği vardır demekle buradan bir öğüt çıkaramayız. Bizde töre vardır diyerek buradan bir öğüt çıkaramayız. Tarihi mirasımız olarak vurgulamamız lazım ama buradan hukuk üretmeli, buradan demokrasi üretmenin tarihi kökleri olarak buralara atıf yapalım ama zamanın ruhuna uygun bu müesseseleri hatta dünya medeniyetine, evrensel hukuk ilkelerine katkıda bulunacak şekilde bu müesseseleri geliştirmenin peşinde olalım.
evrensel hukuk ilkelerinde bizim anamızın ak sütü gibi helal ve milli sayılması gereken, onların oluşmasında bizim medeniyetlerimizin de katkıda bulunduğunu kabul ederek bir içselleştirmeyi de yapmamız lazım. Yabancı gördüğümüz an, evrensel hukuk ülkelerini yabancı gördüğümüz an, bu işleri ötekileştirme, yabancılaştırma, kutuplaştırma, düşmanlaştırma aracı olarak kullanmak isteyen demagoglara teslim olmuş oluruz. Peki, Rubil Bey, harekette hani hangi fikre, belli fikre sahip insanlar mı gelsin diyorsunuz aramıza? Sizlerle birlikte kimler hareket edebilir? Bir de bunun üzerinden de halka mal olmuş kişiler var mı böyle tanınan? Mesela Namık Kemal Zeybekli'nce herkesin bildiği bir isim gibi. Bizim grubumuzda günlük siyaset yapmamak kaydıyla hiçbir partinin kategorik olarak karşısında veya yanında olmamak kaydıyla ortaya koyduğumuz ilkeleri, temel referans değerleri savunan herkesle beraberiz. Ancak o metni okuduğunuzda göreceksiniz ki az önce anlatmaya çalıştığım bir millilik anlayışımız var. Bir hukuku milliliğin, demokrasiyi millet olmanın, milliyet olmanın, milliyetçi olmanın ön şartı sayan, hukukla desteklenmemiş demokrasinin ancak cumhuriyet aşamasında kalmak olduğunu veya genel oydan ibaret bir demokrasi telakkisinin Esad'ın seçildiği sandığı veya Aliyev'in seçildiği %90'lık oy oranlarını kutsamanın demokrasi olmadığını, milli irade olmadığını, milliliğin bu demek olmadığını prensip olarak ortaya koyuyoruz. Kimler var? Bizim aramızda çok sayıda akademisyen hocamız var. Mesela en genç akademisyenimiz, kendisini öyle sayıyor, Profesör Doktor Orhan Aslan. Ben aranızdaki en gencim diyor. Hocam kusura bakmasın, duymaz herhalde, 75 yaşındadır. İskender Hoca'dan Yağmur Tunalı'ya kadar, Orhan Kavuncu'ya kadar, Atilla Bitigen, Enis Öksüz, 146 tane arkadaşımız var ama hiçbirini gıyabında konuşmuş olmamak için söylüyorum. Eski AK Parti kurucusu milletvekilleri var, DSP'li eski milletvekilleri arkadaşlarımız var. Yani bu millilik, insanilik, hukukilik, demokratik meşruiyet ölçülerini ve bilhassa sivil siyaseti önemseyen, sivil siyaset dediğimizde vesayeti reddeden ve millete dayalı siyaset yapma anlayışını kabul eden çok sayıda arkadaşımız var ama haksızlık etmeyin, gıyaplarında konuşuyorum. Bunlar burada bir siyaset yapmak için yoklar zaten. Söylüyorum onu. Fikri anlamda isteyen her partiye mütevazi ölçülerde de olsa fikrimiz sorulursa söyler ve katkıda bulunuruz. Bu anlamda söylüyorum bunu. Nitekim bu cuma günü, yani ayın 8'inde saat 21'de kendi sayfalarımızda bu demokratik sivil siyaset anlayışının ne olduğunu, bu ülkenin içinde bulunduğu son ekonomik verileri, siyasi yapımızın nasıl değişmesi gerektiğini ve yanaşma düzeninin şifrelerini anlatacağımız bir fikri açılım daha yapacağız. Bunun günlük siyasette mevcut partilerle, mevcut aktörlerle uzaktan yakından bir alakası yok. Evet. Peki gönderdiğiniz metni ben okudum. Geç de olsa okudum yayından önce. Şimdi 23 Nisan 2020'de altına tarih düşmüşsünüz. 11 maddelik bir metin bana biraz manifesto gibi geldi. Yani bildiridir. Manifestonun Türkçesi de bildiridir. Bildiri diyelim. Şimdi bu 23 Nisan 2020'de mi bunu yayınladınız? Daha öncesinin tekrarı mı? Ve bu aynı zamanda sizin ilkelerinizi gösteren manifesto mu? Yani o anlamda soruyorum. Evet Kürşat Beyciğim. Bu metin aslında 25 Haziran 2017 tarihinde
daha az maddeyle çıkmıştı. Sayfamızda duruyor zaten. Zaman aktıkça, ihtiyaçları değiştikçe, zamanı ruhuna uygun bir şekilde her arkadaşımızın hala dikkat ederseniz o başlıkta taslak metin diye yazmaya devam ediyor. Yani size gönderdiğinde de taslak metin ibaresi duruyor. Zaman akıyor, toplum akıyor, dünya akıyor. O metinin ilk hali 25 Haziran 2017'de kamuoyuyla paylaştık. Ama o süreç katkıda bulunulmak üzere devam ediyor. Kürşat öğretmek olarak ben de bu metnin şu cümlesine katılmıyorum veya şu ilaveyi istiyorum dersen arkadaşlarımızın arasında müzakere edilmek üzere o katkıda dinlenir. Evet. O katkıda tekrar konuşulur. Dolayısıyla elinizdeki metin nihai bir metin değildir ama zaten farkındaysanız temel ilkeleri gösteriyor, referans değerlerimizi gösteriyor ve anlattığım üzere siyasal İslamcıları ve ayrımcı Kürtçülük hareketi dışında herkesi kapsayacak bir kuşatıcı, kapsayıcı bir Türkiye tasavvuru anlatmaya çalışıyor o metin. O metinde günlük problemler yok. O metinde pratik problemlerin çözümü yok. Temel ilkeler var. Referans değerler var. Evet. Sen de bir katkıda bulunursan bir cümle, bir kelime gönderirsin, müzakere ederiz. Peki son bir soru soracağım. Demokratik Değişim Hareketi'nde ben de çalışmayı yürütmek istiyorum. Ben de sizlerle birlikte hareket etmek istiyorum diyen kişiler size nasıl ulaşır? Nerede çalışma yapabilir? Sayfalarımız açık. Şu an ağırlıklı olarak korona günleri sebebiyle zaten biliyorsunuz ki dijital dünyadan, sanal dünyadan birbirimize ulaşıyoruz. Sayfalarımızda ben bunu duyurdum. Nitekim 2-3 gün önce bir arkadaşım dedi ki sitem etti. Sitem aşinadan gelir, biganeden değildir diye bizde güzel bir mısra vardır. Yani sitem, alakasız insanlar sitemde bulunmaz. Yabancı olan, bigane olan insanlar sitemde bulunmaz. Arkadaş bu faaliyetleri yaparken bizi niye unutuyorsunuz dediği için bir açık çağrı yaptım. Zorunlu bir açıklama yaptım. Bu sistemler haklıdır. Herkes bu hareketin içinde, bu ölçüler dahilinde katkıda bulunabilir, fikrini iletebilir. Anonim olmamak üzere, sosyal medyanın çöplüğü haline getirilmemek üzere kendi özgün fikirlerini paylaşıp tartışabilir diye ilan ettik. Bunu sormana da çok memnun oldum. Biz fikriyatımızın %90 ölçüsünde bu millet nezdinde bir meşruiyet potansiyeline sahip olduğumuzu iddia ederken kendimiz dar bir grupçuluk zaten yapamayız. Öyle bir tahassüm içinde olamayız. Dolayısıyla eli kalem tutan, daha da önemlisi gece yatağına uykusuz giren ülkesinin, milletinin, çocuklarının, geleceğinin derdine, tasasına düşmüş her arkadaşımız alim olsun, okumuş olsun, olmasın. Herkes katkıda bulunmalı. Bizim grubumuzda ortaokul, lise mezun arkadaşlarımız da var, kıdemli profesörlerimiz de. Eski bakanlar da var. Enis Öksüz Hoca mesela onlardan birisi. Bu insanların aynı dille konuşuyor olmaları önemli. Veya aynı dilde demeyin. Aynı hissiyatı, aynı hassasiyetleri taşıyor olmaları. Ama bir şart koşuyoruz. Lütfen gözünüzü seveyim. Bizim aramızda bulununca partilerinizin liderlerini kusursuz görmekte, tartışılıyor görmekte, onları kutsamaktan vazgeçeceksiniz. Hayır, onlara biz zaten bir laf etmeyeceğiz ama objektiviteden, akıldan, bilimden, hukuktan ve demokratik ölçülerden vazgeçemeyiz diye tek şartımız o. Onu da logonun altına koyduk Kürşat kardeşim. Fark ettim. Altında 4 ilke var. Özeti odur. Akıl, bilim, hukuk ve demokrasi. Bu ölçülerin içinde herkesi kucaklarız kardeşim.
Teşekkür ediyorum. Zaten konuşmanın başından beri anlattıklarınızdan sonra yani bu şekilde bir hareketin içinde herhangi bir siyasi partiye yakın davranmak isteyen zaten kendisi barınamaz, fark eder onu. Ya düzeltir kendini ya da gitmek zorunda kalır. Partili olamaz demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Anladım, herkes... anladım. Sıkıntı yok. Yani dediğiniz gibi herkes eleştirilebilir, herkes hata yapabilir. İnsanız, hata insana mahsus. Bizimki hatasız diyorsa zaten... Olmaz. Akıl ölçülerine uymuyordur. Bilim ölçülerine uymuyordur. Var mı izleyicilerimize aktaracağınız son bir cümleniz? Bu fırsatı bize verdiğin için Kürşat kardeşim, sen benim hemşerimsin. Cihan Partisi'nin genel başkanlığından daha öte basın yayın mecrasında, bu mecralarda faaliyet göstermenden daha öte sen benim hemşerimsin. Bu fırsatı bana verdiğin için bütün izleyicilerine, hemşerilerine, seni takip edenlere bu duygularla selamlıyorum. Hepsine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu korona krizinden bir an evvel kurtulabilmek temennisiyle milletimizi de akıl, bilim, hukuk ve demokrasi ilkeleri, referansları doğrultusunda bir araya gelmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum kardeşim bize bu fırsatı verdiğin için, eksik olma. Bütün grubumuz adına selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Aleyküm selam diyorum. Ağzınıza sağlık diyorum ayrıca. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Değerli izleyicilerimiz, malumunuz üzere söz sırası var. Söz sırası programını başlatmamızın sebebi Tekel Medyası'nda Tekel Medyası'nın temsil ettiği sesler dışındaki seslere yer verilmemesi ve seslerin duyulmamasıydı. Bu hafta söz sırasında Sayın Robül Gökten'i dinledik. Demokratik Değişim adı hareketi adına. Bizleri YouTube kanalımızdan, şu an için YouTube üzerinden gidiyoruz, dijital medya. Artırarak devam edeceğiz yayınlarımızı. Başka platformlarda geçeceğiz. Bizler için en önemli olan şey YouTube üzerinden bize destek vermeniz. Sesi az çıkan, sesinin bastırmaya çalışılan kişilerin, grupların seslerin daha yüksek çıkması için sizden desteklerinize ihtiyacımız var. Zaten bizim medya çalışmalarımız da bu gerekçeyle başladı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımıza kadar sevgiyle, mutlu ve sağlıklı kalın. İyi günler dilerim.